Mehdi kim? Bir Mehdi var. Yani kesin bu çıkacak. Yani bunu Bediüzzaman Said Nursi söylüyor, Süleyman Hilmi Tunağan söylüyor, Elmalı Hamdi Yazır söylüyor, bütün Ehl-i Sünnet uleması söylüyor. Ve başka da tarih yok yani, hiç 1400 ile 1500 arasındaki tarih içinde çıkması gerekiyor, bu son tarih. Bak Sungur abi de diyor, bu son diyor artık, son, başka yok diyor. Fakat tabii muhtelif Mehdi'ler var. Mesela Atatürk bir Mehdi'dir. Bir nevi Mehdi'dir. Yani hakikaten Kur'an'a, İslam'a, insana dönmesi için zahir olmuş bir Mehdi'dir. Tayyip Hocam da bence bir siyaset Mehdi'sidir. Yani alenen bir siyaset Mehdi'sidir. Hakikaten İslam'a, Kur'an'a çok büyük hizmet olan tarihi bir şahıs. Ama ahir zamanın o kan durduran, sevgiyi getiren Mehdi'sini de inşallah göreceğiz. İnşallah. Fakat bu Mehdilik iddiası şu kişidir dememiz şöyle mümkün. Bakın İslam dünyaya hakim olur. Kutuplara kadar her yere hakim olur. Bunun da başında birisi olur. Yani bir lider olur Müslümanların. Derler ki ya bu kişinin vesilesiyle İslam hakim oldu. İsa Mesih olabileceğini düşündüğümüz kişi de yanındadır. Biz de deriz ki Allahu alem, herhalde Mehdi bu şahıs deriz. Belki deriz. Bunun dışında kaşı benziyor, gözü benziyor, burnu benziyor. Hiçbir şekilde olmaz. Veyahut kendisi iddia ediyor, çevresi iddia ediyor, talebeleri öyle zannediyor. Zanla hiçbir yere varılmaz. Allah diyor ki zan ve tahminle onlar yalan söylerler diyor ayette. Zanla hüküm çıkmaz. Zanla Mehdilik iddiası olmaz. En fazla İslam dünyaya hakim olduğunda başında olan lidere herhalde diyebiliriz. Herhalde Allahu alem o deriz. O kadar. Onun dışında Mehdi tayini mümkün değil. İmkansız. Ama muhtelif Mehdiler anlamında bütün Müslümanlara Mehdi'dir diyebiliriz. Tayyip Hoca'ya da bir siyaset Mehdi'sidir rahatça diyebiliriz. Ama ahir zamanın beklenen o büyük Mehdi'si şu kişidir dememiz mümkün değil. Yani küfür olur. Bir insan çıkıp arkadaş ben Mehdi'yim diyorsa Allah izniyle küfre düşer. Çünkü ne demek istiyor? Bana vahiy geldi diyor. Ben peygamberim diyor ve ben masumum. Ben cennetliyim diyor. Bu ne? Küfür. Şirk. Maazallah neuzübillah. İnsan dinden çıkar. Allah esirgesin. Ve bunu diyen insanın yeniden dine girmesi gerekir. Yani kelime-i şehadet getirip yeniden dine girmesi gerekir. Çok çok vahim bir iddia olur. Hiçbir kimse, hatta bir başka kimseye de bu kişi Mehdi'dir diyemeyiz. Aynı hükümdedir. O da kendine vahiy geldiğini iddia etmiş olur o zaman. Böyle bir şey için kitaplı bir peygamber olması gerekir. Kitaba geçen vahiy olan bir hüküm olması gerekir. Bunun dışında sakın ha sakın, aman ha aman hiçbir şahsa, hiçbir kimseye Mehdi'dir diyemeyiz. Mehdilik ispat makamıdır. İddia makamı olamaz. İddia edenler ancak acırız. Acırız. Yani zavallıdır. Kendini Mehdi zannediyordur. Acınır. Başka bir şey olmaz. Yani öfkelenmeye gerek yok öyle insan. Acımak gerekir. Ama Mehdi çıktığında peygamberimizin tarifine aynen uyan birisi ise buna hakikaten şaşırırız. Bunun açıklaması yok. Gök alametleri tutmuş. Yer alametleri tutmuş. Fizik alametleri tutmuş. Olay tutmuş. Hakikaten hayret yani. Çok şaşırtıcı. Mesela diyor ki Mehdi için Aynül Hadra çeşit çeşit yeşil gözü ifade eden kelimeler kullanılmış. Peygamber bir tane değil. Defalarca çeşitli. Bazı hocalar Aynül Hadra diyor. Ha diyor siyah işte bak diyor. Ya insaf Hadra Hadra. Aynül Hadra. Hıdır'dan geliyor yani. Yeşil.
yeşil çimen anlamına da geliyor, yeşillik anlamına geliyor. Siyah kelimesi Arapça'da apayrı. Söylemiştiniz esved, sevda. Bambaşka. Evet, apayrı. Uzaktan alakası yok. Esved, sevda ne alaka? Hadra bu. Bak diyor ki göz kapakları yorgun olduğunda, uykusuz olduğunda düşer diyor Mehdi'nin. Gece diyor, gece sohbetlerinde. Göz kapakları yorgun olduğunda düşer. Bak detaya bak. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni Mehdi göstertip Mehdiyeti gömmek istiyorlar. Diyorlar ki işte bak Mehdi'niz geldi. Yaşadı. Öldü. Ne İttihat-ı İslam oldu ne de İsa Mesih geldi. Müslümanların halini görüyorsunuz. Kan gövdeyi götürüyor. Deccal hakim. Mehdi Deccal'e karşı galip gelemedi. Bunu vurgulamak istiyor. Yani Bediüzzaman'ı Mehdi göstermekte amaçları bu adamların. Evet. Ya yani Mehdiyet yoktur anlamına getirmek için bunu söylüyorlar. Bediüzzaman'ın söylemesine rağmen ben onun piştar bir askeriyim, piştar bir neferiyim, ona zemini hazırlayan bir dümdarıyım demesine rağmen kale almayarak o konuşmaları Bediüzzaman'ı Mehdi ilan edip yenilmiş bir Mehdiyet gösterterek İslam'ı hakim edemeyen, efendim, Müslümanlara baş olamamış, Müslümanları bir araya getirememiş bir Mehdiyet anlayışı göstererek, Mehdiyeti kendince yok ederek bir netice alacaklarını zannediyorlar. Bediüzzaman öyle demedi. Bediüzzaman ben Mehdi'ye zemin hazırlıyorum dedi. Ortam hazırlıyorum dedi. Öncüsüyüm dedi. Ben Seyit değilim dedi. Bir asır sonra. Evet. Benden bir asır sonra gelecek dedi. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayısı bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve şakitleridir dedi. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati diye Mehdi'nin devrinin 1400 sene olduğunu açık açık Risale-i Nur'da anlatıyor. Evet.